Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün harika, böyle tadına doyamayacağınız bir patates yemeği yapacağım. İsteyen etli de yapabilir. Ben bugün etsiz yapacağım. Böyle küçük küçük patatesleri çok severim ben. Genellikle fırında böyle çok güzel olurlar. Ama bunu patates yemeğinde direkt soyarak, direkt hatta bölmeden atacağım. Çünkü yumuşayınca zaten dağılıyorlar. Malzemelerim 2 tane soğan, 2-3 tane böyle havuç, biraz yağ koyacağım. Bezelyem var yine, yazdan kalan, güzel temizleyip dondurucuya attığım. Böyle hazır olanlardan da kullanabilirsiniz. Çok az biber, domates salçası kullanacağım. Domates parçalarım kalmamış maalesef yine. Kışın bitirdim hepsini. Doğranmış domates kullanacağım ki bol soslu, bol lezzetli olsun. Biraz böyle soyulmuş sarımsak kullanıyorum ben bu ara. Bayağı lezzetli oluyor. 2-3 tane de sarımsak kullanacağım. Başlayalım. Biraz böyle sıvı yağ koydum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Biraz tereyağı da ilave edeceğim birazdan. Çünkü tereyağı lezzet katıyor mutlaka bütün yemeklere. Şimdi soğanımızı kavuracağız. Evet, soğanlarımızı kavururken şöyle azıcık şu gördüğünüz kadar biraz tereyağı katıyorum. Evet, havuçları da içine kattım. 2 havuç yetiyor ama benim 3. olan biraz minikti. O da dedim çürümesin, içine atıvereyim. Evet, şimdi bunu böyle güzelce kavuruyoruz. Soğanlar yumuşadıktan sonra havuçları koyuyorum. Biraz 4 diş sarımsak. Bunların hepsini iri iri, neden büyük büyük yapıyoruz diyorsanız yemeğin lezzeti bu şekilde çıkıyor. Yani böyle çok blenderdan çekerseniz, minik minik doğrarsanız falan yemeğin lezzeti hiçbir şekilde anlaşılmıyor bence. Havuçlarda zaten bunlar yumuşayınca, yemek haline gelince hepsi yumuşacık oluyor. Ağızda dağıldığı için de çok lezzetli oluyor. Bence bu şekilde çok daha iyi. Hatta sarımsakları bile bölmeyebilirdim. İri iri katıyorum genelde ama ona birazcık böldüm. Evet, birazcık kavruz. Evet, havuçlar da birazcık yumuşamıştır. Şöyle biraz daha karıştırayım. Şimdi isterseniz sadece domates salçası kullanabilirsiniz. Ama biber ve domates salçası buna çok yakışıyor. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı ilave edeceğim. Evet. Ve bunu da güzelce karıştıralım. Evet, şimdi patateslerimi içerisine atıyorum. Böyle iri iri attım gördüğünüz gibi. Çok böyle minik boyun bir tık büyüğünü ortadan ikiye böldüm. Olur mu ya öyle derseniz demeyin. Çok güzel oluyor. Yumuşayınca dağıldığı için harika bir lezzet olacak. İri iri katınız. Korkmayınız. Evet, bu da biraz kavrulsun. Daha sonra şey ekleyeceğim. Domates suyu mu? Sosumu şöyle. Doğranmış domatesimi ilave edeceğim. İşin püf noktası domates. Ama domatesim yok, sosum kalmadı. Salça da yeterli olabiliyor. Salçalı yemek de güzel olabiliyor. Ama domates katınca lezzetine doyum olmuyor. Ekmek bandıra bandıra yiyorsunuz. Harika olacak. Biraz kavrulsun. Evet, 1-2 dakika karıştırdım. Şimdi bezelyelerimi atıyorum içerisine. Şöyle yine karıştırıyorum. Şimdi domates sosumu ilave ediyorum. Evet. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra suyunu ilave edeceğim. Biraz da şöyle güzel çekebilsem. Video çektiğim çubuğumu bulamadım şu an. O yüzden apar topar böyle biraz amatörce çekiyorum. Kusura bakmayın. Ya inanılmaz bir yemek. Ama unuttuğum bir yemek. Aslında en kolay, en çok yapılan yemeklerden bir tanesi ama baktım ki evde de sebze doğrusu kalmamış. Ne yapsam ne yapsam. Çok sevdiğim bir yemek. Aa dedim, ne zamandır yapmıyorum ben. Yapayım. Tadına doyum olmuyor. İsterseniz yanına pilavla, bulgurla ya da isterseniz sadece yiyebilirsiniz. Yaklaşık şöyle göz kararı koyacağım ama 1 litreye kadar su kaynattım. Bakalım ne kadar alacak. Evet, yaklaşık 1 litre aldı. Ben bol su seviyorum. Zaten suyunu çekeceği için birazcık da suyu bol oldu.
Evet, biraz tuz. 1,5 yemek kaşığı atabilirsiniz ya da şöyle benim gibi göz kararı atabilirsiniz. Birazcık pul biber atacağım. Eğer acı seviyorsanız acı pul biberi biraz daha ekleyebilirsiniz. Ben tatlı kullanıyorum. Şimdi orta ateşte kaynayana kadar pişireceğim. Sonra altını kısıp yaklaşık yarım saat 45 dakika pişmesi yeterli olacak.